Merhabalar efendim, selamlar, sevgiler, saygılar. Bildiğiniz gibi World of Tanks yeni bir etkinlik yaptı. Daha önce yapmış olduğu bir etkinlik. Waffen Tiger etkinliği. Bu etkinlikte Waffen Tiger'ı kontrol edebiliyoruz ve 3 tane taser aracımız var. Bu gördüğünüz araçlar, onları kontrol edebiliyoruz. Waffen Tiger tek başına karşı mücadele ediyor. 3 farklı taser tipi var. Bunların amacı Waffen Tiger'ı yok etmek. Waffen Tiger'ın amacı ise diğer taserları yok etmek. Waffen Tiger'ın avantajı şöyle bir avantajı var. Çok teknolojik olarak üstün bir tank ve kalkanı var. Hasar veremiyorsunuz. Işınlanabiliyor ve MP silahı var. Sizi şoka sokabiliyor ve çevresinde belli bir yarı çapa girmiş tüm tankları şoka sokabiliyor. Bunun yanı sıra Waffen Tiger etkinliğinde tazıları da alabiliyorsunuz. 3 farklı tazı tipimiz vardı. Bunlar Resistor, Thunderbolt ve Fooder dediğimiz tazılar. Bunlar Waffen Tiger'ı yok etmeye çalışıyor. Tabi dedik ya, hasar veremiyorsunuz ve kalkanı denemiyorsunuz Waffen Tiger'ın. Nasıl yok edeceksiniz? İşte Waffen Tiger'ın birlikte savaştığı dostları ya da arkadaşları mı diyelim, ne dersiniz diyeyim, ya da askerleri mi diyelim, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bunlar var. Bunlarla birlikte savaşıyor Waffen Tiger. Siz bu kampları basarak, onları yok ederek plazma alıyorsunuz. Aldığınız plazmaları da Waffen Tiger'ı destekleyen, teknolojik anlamda ona güç veren kulelere götürüyorsunuz. Plazma kulelerine götürüyorsunuz ve bu plazma çok fazla yük verdiği için kulelere Waffen Tiger'ın kalkanı etkisiz hale geliyor. Fakat çok kısa bir süre yine etkisiz hale geliyor. Tekrar siz yeni çıkan Waffen Tiger'ın birlikte savaşan tankları yok ederek o plazmaları tekrar tekrar kulelere götürüp Waffen Tiger'ın zırhını etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Sadece zırhı etkisiz hale gelmiyor siz bu plazmaları verdikten sonra. Aynı zamanda Waffen Tiger'ın ışınlanma özelliği ve EMP silahları da etkisiz hale geliyor. Bu jeneratörleri bu kulelere götüreceksiniz, dediğim gibi plazmaları. İşiniz biraz daha kolay geçen senelere göre. Çünkü geçen senelerde bildiğiniz gibi öldüğünüzde 3 hakkınız vardı sanırım. Öldüğünüzde tekrar doğamıyordunuz. Fakat bu anlamda tazıların işlerini biraz daha kolaylaştırmışlar ve demişler ki öldükten belli bir süre sonra doğmasın ve bu süre çok fazla ölme olayı olursa da bu giderek artsın demişler. Bu anlamda biraz daha kolaylaştı tazıların işi. İki tarafta da oynayabiliyorsunuz. Hem tazılarda hem Waffen Tiger'la. Tazılarla oynamanız için ekstra bir şey gerek yok arkadaşlar. Normal buradan Waffen Tiger etkinliğinden Waffen Tiger destanını seçip savaşa bastığınızda, tazılardan birini seçip savaşa bastığınızda direkt savaşa giriyorsunuz. Fakat Waffen Tiger'la oynamak için mühendis ateşleyici anahtarlara sahip olmanız gerek. Bu mühendis ateşleyici anahtarları almanız için de burada gördüğünüz gelişim aşamalarını yapmanız gerekiyor. Yaptıktan sonra belli bir süre Waffen Tiger'ı kiralama hakkı veriliyor size. Ve zaten bu aşamada halihazırda mühendis ateşleyici anahtarlarınızla, Waffen Tiger'ınızla savaşa biliyorsunuz. O şeyleri aldıktan sonra, ateşleyicileri aldıktan sonra ve bu aşamada da size birçok ödül veriliyor. Ateşleyici dışında işte premium günler, kamuflajlar vesaire gibi ödüller, tahviller gibi ödüller veriliyor. Ki son aldığınız tahvil gerçekten kayda değer bir tahvil. Ben özellikle tahvil üstünde duruyorum bu oyunda, çünkü gerçekten bu oyunda kazanması en çok zor donedir tahvil. Yani altın alabilirsiniz, paranızla kredi kasabilirsiniz, serbest deneyim alırsınız, kazanırsınız ve dönüştürebilirsiniz, ama tahvil böyle değil. Olaydan fazla kopmayalım, tekrar Waffen Tiger'a geçelim tahvilden. Şimdi şöyle de bir şey var, biliyorsunuz World of Tank'ın bu Waffen Tiger etkinliğinde bunun için bir mühendis ateşleyicisi gerekiyor. Mühendis ateşleyicisini oradan alabiliyoruz ve yine World of Tank'ın sitesine girip normal parayla satın alabiliyorsunuz. Burada paketlerimiz var. İşte 262'lik paketin içinde 50 tane mühendis ateşleyicisi var. 20 tane mühendis ateşleyicisi varmış. Tabii bunları aldıktan sonra farklı işte konfrajlar vesaire bilmem ne falan da geliyor size. Bunlardan da satın alabilirsiniz. Peki ben mühendis ateşleyicisi alınca ne işime ne yarayacak Waffen Tiger dışında diyorsanız, işte World of Tank burada devreye giriyor ve size diyor ki eğer mühendis ateşleyicisi parayla satın alırsanız size çıkma ihtimali olan iki tane özel tankı veriyor World of Tank. Bunlar KV-4, KTTS tankı, tank adlısı. Hiçbir fikrim yok nasıl bir tank. Diğeri FV-4201 Chieftain prototipi ağır tankı. Bu iki tank özel tank. Özellikle Chieftain güzel bir tanktır arkadaşlar. Onlar dışında bakın bir de burada şöyle bir premium listemiz var. Gördüğünüz gibi bu araçların tamamı çıkma ihtimali olan araçlar. 50 kutu aldınız. 50 kutu sonrasında World of Tank
bu araçlardan herhangi birinize %100 çıkacağını söylüyor. 50 kutuda. 50 kutuda çıkmadıysa diyor ben sana bir tane çıkaracağım diyor. Kutu diyorum hep aslında ateşleyici demem gerek. Çok özür dilerim. Ateşleyici aldınız 50 tane ben sana mutlaka bir tane çıkaracağım diyor. Ama şansınıza o 3 tane alırsınız 3 tane de çıkabilir. Peki burada almak mı almamak mı mantıklı diye sorduğunuzda şöyle bir bakalım. Diyelim ki biz %100 garanti oynayalım. Şans oynamayalım. 262 lira bir bedeli var. Ben 262 lira bedeli vererek 50 tane ateşleyici aldım. Ve şansıma 11. de sanırım çiftin çıktı. FV4201 çiftin çıktı. Bu bir şans. Ama çıkmayabilirdi. Ama 50. kutuda mutlaka çıkacaktı. 50. kutuda çıkmamasına imkan yoktu. Bu anlamda her bir açılan sandıktan da mutlaka ama mutlaka 100 altın çıkıyor. Dolayısıyla siz 50 kutu aldığınızda 5000 altınınız ve %100 çıkma ihtimali olan bir premium tankınız oluyor. Mantıklı mı? Aslına bakarsanız bence mantıklı. Çünkü olayın bir de şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Şimdi çekiliş videosunu da açacağım. Orada da göstereceğim size. Anlattığımı göreceksiniz. Diyelim ki bir ateşleyiciyi açtınız siz. Bir hakkınız gitti. Fakat altın vererek ateşleyici harcamadan yeni çekiliş yapabiliyorsunuz. Böyle bir hakkınız var. Bunu da kullanabilirsiniz. Bunun dışında ateşleyicilerden premium tanklar, işte premium günler, krediler, tahviller, kamuflajlar gibi birçok ürün çıkabiliyor. Açıkçası hani bu aralar premium tank almayı düşünüyorum. Hangisini alayım ya da işte World of Tank'a para yatırayım mı, yatırmayayım mı diye düşünüyorsanız bütçenize verdiği doğrultusunda ben size bunu tavsiye ederim. Ama bakın burada hangi paketi tavsiye ediyorum tekrar söylüyorum. Burada garanti paketi tavsiye ediyorum. Çünkü bu paket riskli. Burada 20 tane ürün var. Alırsın 20 taneye çıkmazsın. 2000 altın 105 lira vermiş olur. 2000 altın 105 lira biraz mantıksız. Niye? Zaten 2500 altın herhalde 55-56 lira civarında. Evet, o zaman şimdi ben hemen bu ilk yaptığım etkinliğe geçeyim. Çekiliş etkinliğine geçeyim. Oradan da bir miktar size göstereyim. Videoyu da böyle sonlandıralım. Çekilişteyiz. Şimdi şeye geçtik, çekim olayına geçtik diyeceğim ama videoyu kaydetmemişim ben ilk 50'yi çekerken. Şimdi bir 20 tane daha aldım. Bunu da hem size göstermek amaçlı açıyorum hem de çekiliş videosu yapmak amaçlı aldım. İlk 20'de, pardon, ilk 50'de şunlar çıktı bana. Çiftin çıktı. 4201 prototip. Ve çiftin T95 çıktı. İki tane çok iyi tank çıktı. Bu benim şansım açıkçası. İkisinin arasında fark var mı yok mu onlara bakacağız. Şimdi bu diğer 20'yi, yeni aldığım 20'yi çekelim. Nasıl çekiyoruz? Buradan rastgele savaşlara geliyoruz. Waffen Tiger destanına geliyoruz. Tıkladığımızda sağ altta aldığımız ateşleyici sayıları görünüyor. Ben 20 tane aldım. Tıklıyoruz ve burada çekiliş ekranına geliyoruz. Mühendis geçidine basıyoruz. Mühendis geçidinde işte burada dediğim gibi çıkacak tanklar görecek bize. Gösteriyor bize pardon özür dilerim. İşte KV4 bize çıkan FV Chieftain ve diğer tanklar. Şimdi buradaki mantık bakın şurada 20 yazıyor. Bu 20 sayısı bendeki mühendis ateşleyici sayısı. Ben etkinleştir dediğimde bir tanesi etkinleştirilecek ve bana bir ödül verecek. Şu anda çıkan ödül bu. Ben ödülü al ve devam et dersem bir sonraki ödüle geçecek ve benim şuradaki 19 sayım 18'e düşecek. 18 sayı yani 18 tane mühendis ateşleyicim kalmış olacak. Fakat diyelim ki ben bu mühendis ateşleyicisinden çıkan bu ödülü eğitim broşürünü ve 100 altını beğenmedim. Diyorum ki ödülü yenile diye bastığımda ki 5 hakkım var. Her seferinde katlanarak gidecek bu verdiğim altın sayısı. Bastığımda 250 altın veriyorum ve yeni bir çekiliş yapıyor bana. Bu sefer de bu geldi gördüğünüz gibi. Ve burada 19 sayısı sabit. Yani ben hala 19 tane mühendis ateşleyicisine sahibim. Tekrar bastığımda tekrar 250 altın gidecek ve tekrar çekiliş yapacak. Yine kamuflaj çıktı. Ben bunu da beğenmedim diyelim ki beğenmedim. 850 altınımız var. Tekrar 250 altın yaparak aynı mühendis ateşleyicisiyle çekilişi yapıyorum. Şimdi burada 19 ateşleyici kaldı. Bu birazcık strateji ve sizin ödüllerden beklentinize göre değişiyor aslında. Tekrar ben 500 altın vererek çekiliş tekrar yaptırmak istiyorum. Ve sökme
kiliti geldi falan. Sökme kiti geldi. Müdür alalım artık, zaten altımız kaldı. Yapacak bir şey yok. Kamuflaj beğenmiyorum. Ah pardon, altınımız kalmadı mesela, gördüğünüz gibi. 200 altınımız var, bunu mecburen alıyoruz. Eğitim broşürü, altınımız yok, alalım. Bakın genelde 100'er altın çıkıyor ilk çektiğiniz ateşleyicilerden. Daha sonrakinde çektiğinizde tabii tekrar size 100 altın vermiyor. Yoksa oyun farklı bir yöne ya da çekiliş farklı bir yöne girecektir. Mantık bu arkadaşlar. Tekrar premium oyun geldi. Ben bunları tekrar beğenmediğimi söylüyorum ve 250 altın veriyorum. Bakalım farklı bir şey çıkar mı diyorum ben. Şimdi buradaki 34 sayısı da diyor ki bana 34 çekimden sonra diyor, ben sana bir tane daha premium vereceğim diyor. Garanti diyor. Çıkmamışsa eğer diyor. Buradaki mantık bu. Yani alınır mı sorusunu tekrar cevaplayayım. Eğer 50'lik paketten alıyorsanız çok mantıklı. Çünkü yaklaşık 5000 altın alarak, hadi birkaç tane de siz buradan yenileme yaptınız diyelim, aşağı yukarı 4000 altınla bir tane de premium tank kazanmış oluyorsunuz. İşin aslı mantıklı. Yani bu aralar böyle bir harcama ya da World of Tank'a para yatırayım kafasındaysanız tabii ki. Hani çok fazla böyle şey beklenti içerisine girmeyin. İşte 10 tane aldım, işte 3 tane premium çıkacak falan gibi beklenti içerisine girmeyin. Birazcık o anlamda World of Tank ödülleri sıkı tutmuş diyeyim ben. Gördüğünüz gibi diğer 20'de bana hiçbir şey çıkmadı. O VK çıktı mesela. Bir tane premium tank çıktı bana. VK7501. Bu bende yoktu diye hatırlıyorum. İyi tamam, bunu da garajımıza koyduk. Ben şeyi çok merak ediyorum. KV'yi çok merak ediyorum ama o gelmedi. Bakın yine kaç oldu abi? İlkinde 10'da bir çıktı. Bunda da 20'de bir tane çıktı bana. Yani aslında ama burada da şunu da söyleyeyim. Şimdi KV çıktı ya, bu şeyi resetledi. Sayıcı resetledi. 48'e döndü yeniden. KV çıkmasaydı o sayaç devam edecekti. Bunu da bilgi olarak vereyim. 6 tane kaldı. Ben son bir tane de çıkacak diyorum. Bak son bir tane kalı çıkacak hissiyatım var. Evet. Sökme kiti 3 tane kaldı. Bu arada altınımız kaç var? Deneyebilir miyiz? Değiştirebilir miyiz? 800 var. Evet, sökme kiti son bir. Evet, şanslı mıyız bakalım? Ya hak diyoruz ve evet, sökme kiti. Şimdi burada ödülü yenileyebilirim. Ben ödülü yenilemek istemiyorum. Ya da yenileyelim. Son bir kez yenileyelim. 250. Bakalım ne gelecek. Sökme kiti de aslında işimize yarıyor. 250 bin altın geldi. Olur, aldım bu ödülü. Dönelim. Şimdi genel muhasebe yapacak olursam ben 20 tane ekstradan aldım. 50 artı 20, 70 aldım. Ve 70 tane aldığımda bana 3 tane tank çıkardı. Burada benim şansım 2 tane aslında şanssızlık diyebilirim. Biri seviye 9'u, biri seviye 8'e. 2 tane bunlardan çıkması, bir tane VK çıktı. Durum bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak dediğim gibi toparlayacak olursak 50 tane alıp olaydan çekilmeniz bence çok mantıklı. Eğer bu aralar siz premium gün almayı düşünüyorsanız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.